Devam edelim. Yerel gazeteleri tamamlamak isterim. Güney gazetesi. Ha, bak bir dakika. Kim diyordu? Unutturma evladım diyordu. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Emine Hanım. Evladım bunu da unutturma diyordu. Geçinemiyorum diyordu. Emekler 2024 bütçesi için bir kez daha hükümete seslendi. Hayat pahalılığına ve kiralara dikkat çekti. Bu da Mersin. Böyle giderse sokakta yaşayacağız. Şimdi efendim annem geldi. Sizlere bolca selamları var. Şimdi ben onu cumartesi karşıladım ama o gelmeden gittim önce küçük en çok ihtiyacı dedim ki Ertuğrul'un kahvaltı yaparken işte evde ne yok yumurta yok yoğurt yok işte şu, şu filan onları aldım. Sonra fakat Ertuğrul'un annemi de götürmem lazım götürdüm. Annem dokunduğunu böyle adeta şimdi bana kızacak başta Anne izliyor musun bilmiyorum inşallah uyuyorsundur izlemiyorsundur. İzliyorsa kızacak yani çok anlatmamı böyle istemiyor da. Neyse. Dokunduğunu elini çekti. Sanki ateşe dokunmuş gibi. Aman bu çok pahalı dedi. Baktı hani işte adını da vermeyeyim. Adı da şey markası gibi onun. Adı olmuş. Markası adı olmuş. Ee, ne diyeceğim ya ona. Peçete diyeyim ha. Peçete mesela. Burası çok pahalı dedi. Kendi alışveriş yaptı. Ucuzluk marketini söyledi. Ben de o, bunu dedi oradan alırım. Anne dedim ama peynir almamız lazım. İşte peyniri aldı. Ya ateş pahası dedi ya. Ondan sonra 150 lira bir kilo peynir. Anne dedim bunu bu fiyata aldığımıza şükredelim. Aldım hani birazcık zorla da olsa. Bak şimdi Emine Hanım'ın bu ifadesinden yola çıkarak Mersin Gazetesi hayat çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ben 50 yıllık ömrümde böylesini görmedim. Onu Bilmiyorum. Siz gördünüz mü efendim? Siz böyle bir hayat pahalı dönemi gördünüz mü? Ha? Görmediniz. Bence görmüş olamazsınız yani. Bu çok... Öyle mi diyorsun? Güven. Tamam. Güven diyor ki bana Kızıl goncalar.